Duyu organlarında zaten göz ve kulak işlenmiştim. Burun dil göreceğiz. Belki yetişirse deriye biraz giriş yapacağız. Ama burun ve dili bitireceğim. Zaten çok kısa kısa, çok fazla bir diğerlerinde gözde ve kulakta olduğu gibi ekstra böyle yapılardan, tabakalardan bahsetmeyeceğiz. Az ve öz olarak bahsedeceğiz. Öncelikle burun yapısıyla ve koku alma duyusuyla ilgili başlayacağız. Burun işlevi zaten koku almak, aynı zamanda da solunum olayını sağlamak. Yani solunum gazlarımızı burnumuz aracılığıyla alışverişini gerçekleştiriyoruz. Burun boşluğumuzun üst tarafında sarı bölge adını verdiğim bir tane koku alma alanı bulunuyor. Hatırlıyorsak burnumuzda görevli olan reseptörlere biz kemoreseptör demiştik. Bu reseptörler kimyasal maddelere karşı duyarlı reseptörlerdi. İşte sarı bölgenin içerisinde kemoreseptörler bulunacak ve bunların uyarıyı alabilmeleri için mutlaka aldıkları kimyasal maddenin burun içerisinde mukusta çözünebilmesi gerekiyor. Yani aldığınız koku mukusunuzda çözünecek. Çözündükten sonra sarı bölge adını verdiğim şu üst taraftaki kemoreseptörlerimizi uyaracak. Reseptör uyarıldıktan sonra zaten sinir sisteminde bildiğimiz bir sıralama vardı. Reseptör uyarılınca kime verecek uyarıyı? Duyu nöronuna verecek. O zaman reseptörüm, yani kemoreseptörüm uyarıldıktan sonra duyu nöronlarıma, yani duyu sinirlerime, kokuyla görevli olan bu sinirlere uyarıyı vermesi lazım. Bu sinirlerin bulunduğu bölgeye biz koku soğancığı diyeceğiz. Koku soğancığındaki bu sinirler uyarıyı alacak ve doğrudan beyin kabuğunun koku alma merkezine gönderecek. Neden doğrudan beyin kabuğuna gidiyoruz? Çünkü duyu organlarında görevli olan talamus adını verdiğim bir ara beyin kısmı vardı. Talamus koku hariç diğer duyu organlarını sınıflandırıyordu. Koku sinirlerimiz doğrudan ilgili beyin merkezimize bağlanıyor. Talamusa uğramıyorlar. Bu yüzden de bu duyu nöronlarımız doğrudan koku merkezine gidecek. Bu aşağıda bir sıralama yapmış zaten. Ama bir de ben yukarıya sıralama yapacağım. Daha birazcık daha fazla bir şeyler yazarak ona da şöyle diyeceğiz. Bir kere sizin kimyasal madde almanız lazım. Aldığınız bu kimyasal madde burun deliklerinizden içeriye girdiği zaman burnumuzun içerisindeki mukusta çözünmesi lazım. Mukusta çözündü. Mukusta çözündüğü zaman şu tam üst bölgede sarı bölge adını verdiğim yerde kemoreseptörleri uyarılacak. Sarı bölgedeki kemoreseptörler uyarılacak. Reseptör uyarıldıktan sonra görev alacak elemanım kokuyla alakalı olan duyu nöronlarım olacak. Ve bunlar da koku soğancığında bulunuyordu. Koku soğancığındaki koku sinirleri oluşan impulsu alır. Aldıktan sonra doğrudan beyin kabuğundaki, yani uç beynimizdeki koku merkezine iletir. O zaman kokudaki sıralamamız sadece bu kadar olacak. Kimyasal maddeyi aldım. Aldığım kimyasal madde mukus içerisinde çözüldü. Çözündükten sonra oradaki o çözeltimiz burnumuzun içerisindeki reseptörleri, yani kemoreseptörleri uyardı. Reseptörün uyarılmasıyla oluşan impulslar koku sinirlerine iletildi. Koku sinirlerimiz de beyin kabuğumuza bu impulsları taşıdı ve koku alma duyumuz gerçekleşti. İşlev sadece bu kadar. Ekstra işte tabakalarımız, yapılarımız olmayacak. Şeklimizden de takip edelim. Havadaki koku moleküllerini almışlar. Burun boşluğundaki işte mukus içerisinde çözündü bunlar ve kemoreseptörler uyarıldı. Uyarıldı, duyu sinirlerimiz beyin kabuğuna taşıdı.
daha biraz kısa şeklinde vermişler. Ama kokuyla alakalı bize özellikle soracakları şey şuradaki bir aman dikkatimiz. Koku duyusu lütfen unutmayın, talamusa uğramayacak ve doğrudan beyin kabuğundaki koku merkezine iletilecek. Yanda bir çözümlü örneğimiz var. Yemeğin kokusunun algılanmasını göstermiş ve bu algılama sürecindeki görev alan sıralamayı soruyor. Bir kere öncelikle benim kokuyu aldığımda bu kokuyu bu kokuyu mukus içerisinde çözmem lazım. Mukus içerisinde çözdüğüm şıkkım 3 no'lu ifademiz. Mukusta çözüldü. Mukusta çözüldü. Kemoreseptörler uyarıldı, değil mi? Kemoreseptör uyarıldıktan sonra bunlar kokuyla alakalı nöronlarla yani kokuyla alakalı sinir hücreleriyle bağlantı yaptı. Buradaki sinir hücrelerimiz de talamusa uğramadan doğrudan uç beyne yani beyin kabuğuna iletildi. Sıralama 3, 1 ve 2 şeklinde oldu. Kokuyla alakalı bir cep notumuz var ki bunu hepimiz biliyoruz. Bu da nedir? Aynı kokuya uzun süre maruz kaldığımız zaman bizler artık o kokuya karşı duyarsızlaşıyoruz. Neden duyarsızlaşıyoruz? Çünkü kemoreseptörlerimiz o kokuya çok fazla maruz kalırlarsa artık yoruluyorlar ve yoruldukları için yeni uyartı meydana getiremiyorlar. Yani impuls oluşturamıyorlar. İmpuls oluşamadığından dolayı da beyindeki koku alma merkezimiz maalesef işleve giremiyor. Bunu herhalde parfümerilerde çok sık yaşıyoruz. Çok fazla bir parfüm kokusu kokladığımızda ne oluyor? Artık yeni kokuyu alamıyorsunuz ve burnunuzda bir koku olarak hissiyatsızlık meydana geliyor. Böyle bir durumda ne yapıyor parfümerici? Size parfüm dışında farklı bir şey koklatıyor. Ne koklatıyor? Kahve koklatıyor. Yani kokusu parfümden daha keskin olan bir şey koklatması lazım. Soğan da koklatsa olur ama herhalde soğan koklatsa parfümeri için çok hoş bir davranış olmaz. Daha şık kalacak. Kahveyi tercih ediyorlar ve kahveyi koklatıyorlar. Burnunuz parfüm dışında başka bir koku aldığı için oradaki kemoreseptörlerimiz kendisine reset atıyor. Reset attıktan sonra da tekrar da farklı bir kokuyu alabiliyor. Arkadaşlar hemen geliyorum. Farklı bir kokuyu alabildiğimizi söyledik. Dile geçeceğim. Sizden çok küçük 2 dakika müsaade istiyorum. Kargo geldi enteresan bir şekilde. Hemen alıp geliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın tekrardan geldim. Şimdi dile geçeceğiz. Kokuyla alakalı var mı kafamızda takılan bir şey? Anlaşıldı mı? Yok herhalde bir sıkıntı. Dille devam edelim o zaman. Dilimiz tat alma organımız ve dilin üzerinde böyle tütürcüklerimiz var ya mutlaka hani aynada bile görüyoruz ya da dişimizde hissedebiliyoruz. İşte biz bu tütürcüklere papille adını vereceğiz. Papillalar üzerinde tat almamı sağlayan tat tomurcukları bulunacak. Tat tomurcuklarımız yine dilimizdeki reseptörlerimizi bulunduran yapılarımızdır. Dilimizde bulunan reseptörümüzün ismi de aynı burunda olduğu gibi kemoreseptördür. Yani kimyasal maddeye karşı duyarlı olan bir reseptördür. Hatırlıyorsak burnumuzdaki maddemizin mukus içerisinde çözülmesi lazımdı ve bu sayede kemoreseptörlerimiz uyarılıyordu.
Ağzımızdaki de aynı mantıktır. Ağzımızda da mukus içerisinde çözünecek. Mukus dediğim ağızdaki tükürüktür. Yani tükürüğümün içerisinde mutlaka aldığım besinin çözünmesi lazım. Çözündükten sonra kemoreseptörlerim buradaki çözünen maddeyi algılıyor ve impulsumu oluşturup önce talamusa, daha sonra ise beyin kabuğundaki tat alma merkezime bunu iletiyorlar. O zaman ne dedik? Şu papillalarımızın içerisinde tat tomurcukları var. İşte tatlıyı, acıyı, ekşiyi biraz sonra söyleyeceğiz. Bunları algılayan tat tomurcukları var. Ve bu tat tomurcuklarımızda kemoreseptörler bulunduruyorlar. Buradaki kemoreseptörlerin uyarılabilmesi için ağzıma aldığım besinin ağızdaki sıvı içerisinde, yani tükürük, mukus içerisinde çözünmesi lazım. Çözündü, kemoreseptörüm uyarıldı. Oluşan impulsum önce talamusa uğradı, daha sonra beyin kabuğumdaki tat alma merkezime gönderildi ve tat alma olayı gerçekleşti. Ortaokulda bildiğimiz bir şey vardı. Hepimiz biliyordur. Bir dilin yapısına baktığımız zaman dili farklı tatlara ayırmışlardı. Mesela dilin ucuna ne demişlerdi? Tatlı bölge demişlerdi. Yanlara ise tuzlu demişlerdi. Arka yanlara ekşi demişlerdi. Tam arka ortaya ise acı demişlerdi. Yani sizin dilinizi böyle farklı tatlar için ayırmışlar. Benim o zaman dilimin arkası acıyı algılıyorsa, biberi kırdık mesela, tadına bakacağız. Dilimizin ucuyla bakıyoruz değil mi? Yani tatlı bölgesiyle bakıyoruz. O zaman ben acıyı nasıl algılıyorum? Buranın tatlı algılaması lazım. Bu ifade aslında o zamanlarda verilen yanlış bir ifadeydi. Hani biz şunu söyleyebiliriz. Dilimizin her bölgesinde her tadı algılayan tat tomurcuğu mevcuttur. Ancak ucunda daha çok tatlı duyusunu algılayanlar fazla, yanlarda tuzluyu algılayanlar fazla. Mutlaka diğerlerinden de var ama işte yan için söyleyeyim. Burada en fazla tuzlu tadı algılayan bulunduğu için, orada baskın gelen tat tuzlu olduğu için böyle ifade edilmiş. Yoksa biz bu yan taraflarda da diğer tatlarımızı rahatlıkla algılayabiliyoruz. Onlarda alakalı bir sıkıntımız yok. Bir de bunun dışında ekstra bir tadımız ortaya çıkmış. Buna da umami demişler. Umami genelde böyle ekşi tatlı gibi böyle farklı tatların bir araya gelmesi, karışımıyla oluşan bir tatlı. Umami diye adlandırılmış. Herhalde bir 3-5 sene olmuştur bunu çıkartalı. Bir de bu tat ismimiz de vardır. Bir de burada tat algılama sürecinde etkili olan bazı başka faktörlerden bahsediyor. Ne gibi? Mesela sen bir tadı algılarken aynı zamanda kokusuyla da bunu algılayabiliyorsun. Yani burnunuzu kapatıp bir şey yediğiniz zaman yediğiniz besinin tadını algılayamıyorsunuz arkadaşlar. Ya da besinin sıcak ya da soğukluğunun uygun olması tat algılamanızda etkili olacak. Görüntüsü psikolojik bakımından sizi etkileyecek. Yani çok böyle iştahlı gözüken bir besinin tadı size çok hoş gelecek. Kötü gözüküyorsa besinin görüntüsünde psikolojik olarak ondan tadını hoşlanmayacaksınız. Ya da çiğneme süresi de, onu ne kadar ağzınızda parçalarsanız, ne kadar uzun süre öğütürseniz dişiniz sayesinde tadını daha iyi algılayabileceksiniz. İşte gurmeler bunları bildikleri için, hangi besini ne kadar çiğneyeceklerini bildikleri için bizlere göre daha farklı tatları, daha farklı şeyleri hissedebiliyorlar. Dedik. İki tane örneğimiz var. Mesela çözümlü örnek 29. Sizden cevap bekliyorum gençler. Adana hocam. Adana derken Feyza. Bu. O zaman yandaki soruyu çözüyorum. Zeynep sen misin? Feyza yazdı da dedim Adana derken. Yandakine bakacağız, bir de buna bakalım.
Evet. Cevaplar. Yok mu arkadaşlar ya, kimse de cevap. Hadi bakalım o zaman. Koku ve tatta hangileri ortak olarak gerçekleşir demiş. Bir kere aldığımız uyarının en az eşit değerde olması vücudumuzdaki bütün uyarılar için geçerlidir. Bu bir tek tat ve koku için değil. Birincisi doğru. İkiye baktım. İmpulsların tamamının talamusta düzenlenerek beyin kabuğuna iletilmesi demiş. Koku talamusa uğramıyordu. O yüzden ikinci ifademiz ortak değil. Üçe baktım. Moleküllerin bir sıvı içinde çözünmesi demiş. Tat da koku da mutlaka mukus içerisinde, tükürük içerisinde çözünmesi lazım. O yüzden üçüncü ifademiz de doğrudur. Doğru olan, ortak olanlar 1 ve 3. Yanda bir sorumuz var. Burada ise dildeki papillanın yapısı gösterilmiş. Üzerlerine görüyorsunuz tat alma tomurcuklarımızda kemoreseptörlerimiz mevcut. Buna göre hangi yargılara ulaşılabilir diyor. Dildeki kemoreseptörler papilladaki tat tomurcuklarında bulunur. Hatırlayamasak bile buradaki tat tomurcuklarımızın üzerinde kemoreseptörleri göstermiş. O zaman doğrudur derim. İkiye baktım. Bir tat tomurcuğunda bulunan kemoreseptörler sadece tek bir tada duyarlıdır diyor. Hayır, biz birden fazla tadı algılayabiliyoruz. Tat tomurcukları sadece tek bir tada duyarlı değil. Çünkü farklı farklı reseptörler bulunduruyorlar üzerlerinde. Üçe baktım. Papilla tükürük salgılar demiş. Bir kere tükürük salgılayan şey papilla değildir. Papillanın görevi tat almayı sağlamak. Yani buradaki reseptörleri bulundurmak. Tükürüğü kim salgılar? Tükürük bezi salgılar. Papillanın böyle bir şey salgılama gibi görevi de yoktur. O yüzden cevap yalnız bir. Kim girdi derse? Kıvanç girmeseydin canım, 10 dakika kaldı. Derim. Derinin görevleriyle başlayalım. Bugün deri bitmez. Deri birazcık daha diğerlerine göre, burun ve dile göre uzun bir organımız. Bugün biraz yarım kalır, haftaya bitirir. Hatta destek harekete de başlarız. Derimizin görevi. Bir kere duyu organlarından dokunma duyusunu hissedecek. Aynı zamanda vücudumuzu fiziksel, kimyasal etkilere karşı, zaten mekanik etkilere karşı korumuş olacak. Vücut sıcaklığımızı derimiz düzenleyecek, değil mi? Çok sıcaklarda terlemeyi, üşüdüğümüzde titremeyi, bunların hepsini derimiz sağlayacak. Sonuçta deri iç organlarımızı örten bir organ. Yani vücuduma mikroorganizmaların doğrudan temas etmesini engelliyor, önlemiş oluyor. Vücuda mikrop girmesini önleyecek. Derimiz sayesinde işte güneş ışığıyla ne yapıyorduk biz? Provitamin D'mizi, yani inaktif olan D vitaminimizi aktif D vitaminine dönüştürmüş oluyorduk. Daha sonra derimize renk veren bir pigmentimiz vardı. Bu pigmentimiz melanin pigmentiydi. Ve bu pigment hem renk veriyor, renkten ziyade aynı zamanda bir de güneş ışınlarına karşı derimizi, vücudumuzu korumuş oluyor. Derimizde bulunan bazı tabakalar yağ salgılayacak ve bu yağlı yapımızda derimizin yumuşak olmasını ve nemli olmasını sağlamış olacak. Derimizin başlıca görevleri bunlardı. Yapısına bakacağız. Yapısında epitel ve bağ dokudan bahsedeceğiz. Bu dokular birazcık sıkıntı bizim için ama maalesef bilmemiz gerekiyor. Epitel doku. Epitel doku dediğimiz zaman böyle ard arda peş peşe dizilmiş, aralarında boşluk bulunmayan hücre düşüneceksiniz. Şekilleri böyle küp küp olabilir. Bakın hiç boşluk yok. Bunlar sıra sıra dizilmişlerdir.
aralarda boşluk bulundurmayacaklar. Ve bu şekilde vücudumun hem iç kısmında hem de dış kısmında ben epitel dokuyu göreceğim. En önemli, en karakteristik özelliği içerisinde boşluk bulundurmamaları. Epitel dokumuzda sinir hücresi bulunmayacak. Epitel dokumuzda kan damarı bulunmayacak. Damar yoksa nasıl beslenecek bu dokumuz? Bu dokumuz bağlı olduğu bağ dokudan beslenecek. Bağ doku, epitel dokunun hemen altında ya da hemen üstünde bulunabiliyor. Yani buna direkt yapışık olan bir diğer dokudur. Direkt yapışık olduğu için beslenmesini bağ dokudan sağlayacak. Görevleri ne olacak? Epitel doku duyuların algılanmasına karşıma çıkacak. Salgılama yapmada, koruma yapmada, emilim yapmada, bu tarz farklı farklı görevlerde karşıma çıkacak. Sayı olarak, yapı olarak farklı epitel dokular vardır. Mesela görev olarak da öyle. Örtü epiteli, adı üzerinde dokularımızın üzerine örtecek, bazı organlarımızda emilim yapmayı sağlayacak. Tek katlı ya da çok katlı, tek sıra haline dizili olanlar ya da ikili ya da üçlü şekilde çok sıra haline dizili olanlarımız olmak üzere farklı epitel dokularımız karşımıza çıkıyor. Yan tarafta bir de bağ dokuyu anlatmış. Bağ doku, bağlayan doku demektir. Dokularımızı bağlayacak, dokularımızı destekleyecek. Zaten duyu organlarından sonra artık gerçek sistemlere başlayacağız. İşte destek, hareket, daha sonra dolaşım sistemi. Organlardan bahsederken epitel ve bağ dokudan oldukça bahsedeceğiz. Bağ dokumuz her organımızın yapısında olacak ve organın dokularının birbirlerine bağlanmasını sağlayacak. Zaten bol miktarda kan damarına sahip, bu kan damarlarıyla organları besliyor. Aynı zamanda epitel dokuyu da besliyor. Yapısında farklı farklı lifler bulunabilecek. Bu liflere göre zaten esneklik kabiliyeti farklılık gösterecek. Bunları daha tekrardan destek harekette daha detaylı olarak söyleyeceğiz. Birkaç bağ doku hücremiz var. Arkadaşlar, bağ doku hücrelerinden sorumlu değiliz. Bunu böyle kapattık. Sorumlu olduklarımızı zaten yeri geldikçe söyleyeceğiz. Yani mesela heparin ve histamini mesela şeylerde ifade edeceğiz. Dolaşım sisteminde söyleyeceğiz. Onun dışında makrofajlardan belki şeyde bahsediyor olabiliriz. Kanın pıhtılaşma, bağışıklık sisteminde bahsedeceğiz çok azıcık. Ama çok fazla böyle grup grup ayırıp ezberlemeye gerek yok. Yeri geldikçe bunları, görevlerini, nelere sahip olduğunu ifade edeceğiz. Biz şimdi direkt deriyle başlayacağız. Derimizde bir üst deri görüyoruz şurada. Bir de alt deri görüyoruz. Zaten yan tarafta göstermiş. Üst deri ve alt deri olmak üzere iki tane deri tabakasından bahsedeceğiz. Üst deriyi kendi içerisinde korun tabakası ve malpighi tabakası olmak üzere ikiye ayırıyorum. Alt deride ise farklı farklı bezlerimiz olacak, işte damarlarımız olacak, sinirlerimiz olacak. Bunların hepsi de alt derimizde bulunacak. İlk başlığımız üst deri. Üst deri. Derimizin üstünde bir kan damarı ya da sinir görüyor muyuz? Hayır, görmüyoruz. Kan damarı ve sinir bulunmaz diyoruz. Damar yoksa nasıl beslenecek? Bağlı olduğu bağ dokudan difüzyon ile beslenecek. Üst derinin iki tane elemanı vardı. Biri korun tabakası, biri ise malpighi tabakası. Burada bilmeniz gereken şey şu. Korun tabakası ölüdür, malpighi tabakası ise canlıdır. O zaman ben üst derinin hepsine canlı ya da hepsine ölü diyemem. Bir tanesi ölü tabakam olacak, bir tanesi ise canlı tabakam olacak. Şimdi şu söyleyeceğim şey, hepiniz yapmışsınızdır, çoğunuz yapmıştır ya da. Böyle elimize bir iğne alıp derimizden geçirdik değil mi? İşte elimizi
iğneyle geçirdiğimiz, o hissetmediğimiz yer var ya, orası bizim ölü olan tabakamız, yani korun tabakamızdır. Ya da güneş yanığı olduğumuzda böyle derimiz soyuluyor ya, orada soymuş olduğumuz deri korun tabakasıdır. O yüzden böyle oradaki derimize dokunduğumuzda orada bir hissiyat olmaz. Çünkü o deriler birer ölü derilerdir. Görevi nedir? Görevi sadece korumaktır. Bir de böyle parmak ucumuza doğru iyice böyle sertleşecek, keratinleşecek ve tırnak adını verdiğim yapılarımızı oluşturacak. Korun tabakasının tırnak oluşturduğunu ve ölü olduğunu lütfen unutmayın. Hatta ölü olduğunu tırnaktan da bilebilirsiniz. Tırnaklarımızı kestiğimizde canımız acıyor mu? Hayır, acımıyor. Çünkü buralarda bir sinir yok, buralarda bir damar yok, buralarda canlı birer hücre yok. Bu yüzden de bir hissiyatımız da olmuyor. Ama malpighi tabakası canlı olan tabakadır. Hala üst derideyim ve derimi renk veren bu melanosit adını verdiğim hücrelerim melanin pigment üretecekler. Bu sayede derime renk verecekler. Herkesin bu renk miktarı farklı olacak. Çünkü içerdikleri melanin pigmentinin miktarı da farklı olduğu için. Çok fazla birikirse renginiz koyu olur. Renginizin koyu olmasından ziyade koyu tenliler güneş ışınlarına karşı daha dayanıklılardır. Ama melanin pigmentiniz az ise güneş ışınlarına karşı maalesef daha hassas olursunuz, daha duyarlı olursunuz. Bu yüzden de ultraviyole ışınlara karşı maalesef vücudunuz daha güçsüz olur. Üstlerimizin kalınlığının vücudumuzun her yerinde aynı olmadığını ifade etmiş. Özellikle yüksek basınca maruz kalan ayak tabanlarımızda, topuklarımızda, avuç içlerimizde, buralarda basınçtan dolayı daha kalın bir üst deriden bahsedeceğiz. Gençler, alt deriye geçmiyorum. Çok kısa bir yerimiz kaldı. Burada bırakacağım. Yoklamanızı alayım. Ondan sonra haftaya tekrar görüşürüz. Bu arada ödevlerini yapanlar, göstermeyenler, bugün ödev kontrolümüz vardı. Bana mutlaka mesaj atsın, olur mu? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz hocam. Bay bay.